Merhabalar efendim. Gönül Dilinden programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bendeniz Necip Karakaya. Bu bölümde sizleri Edirne Selimiye Camii'nden selamlıyorum. Ecdadımızın bize bırakmış olduğu birçok miras var. Hanlar, hamamlar, medreseler, imarethaneler. Ama işte bütün bunları bir araya toplayan, bir araya getiren çok önemli bir müessesedir cami müessesesi. Ve biz camilerin ruhuna ittiba ettiğimiz noktada Müslüman oluruz. Camilerin bize öğrettiklerini anladığımız kadarıyla iman neşesinden nasipdar oluruz. Bu bölümde sizlerle birlikte yine çok değerli konuğumuzla Edirne Müftümüz Sayın Emrullah Üzüm Beyefendi ile işte cami konusundan ve camilerin hayatımızdaki yerinden bahsetmeye gayret edeceğiz. Ecdadımızın çok önemli işaretidir camileri hayatın merkezine inşa etmek. Hayatın merkezindeki camilerde yaşadığımız bütün hayat bizleri gerçek manada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyelerine ve hadis-i şeriflerine ve ardından ayeti kerimelere ittiba noktasına sürükler ki işte bu noktada bizler Müslüman olduğumuzun farkına varırız. Müslüman olarak yaşantının ne kadar güzel olduğunu anlar ve hayatımızı böyle devam ettirir, ettirmeye gayret ederiz. Nihayetinde ve bakarız Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerimelerinde bizlere nasıl bir hayat tavsiye etmiş. Şimdi gelin hep beraber Gönül Dilinden programının muhteşem sohbetine ayet-i kerimelerle bir giriş yapalım. Bendeniz Necip Karakaya, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum efendim. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 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 هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وعد الله الذين آمنوا
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Merhabalar efendim. Tekrar Gönül Dilinden programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Değerli hocamızın okumuş olduğu ayet-i kerimelerde aslında şu anda hemen yanı başında bulunmuş olduğumuz bu muhteşem ibadethanenin, yani Mimar Sinan tarafından yapılmış olan Edirne Selimiye Camii'nin manasını, imanımız noktasındaki yerini idrak için ayet-i kerimeleri dinledik. Şimdi de sizlerle çok değerli bir konuğumuzla içinde bulunduğumuz şehrin aslında manevi noktada imarıyla muhatap olan ve vazifeli olan değerli hocamız Emrullah Üzüm Beyefendi ile Edirne Müftümüzle işte biraz bu konular hakkında, İslam dininin birleştirici unsuru olan cami müessesesi hakkında, caminin ruhu hakkında ve hani biz camileri imar etmişiz ama camiler bizi nasıl imar eder, bu konular hakkında sohbet etmeye gayret edeceğiz. Şimdi sizler adına değerli hocamıza hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız, efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Selimiye'de olmak, eyvallah, Edirne'de olmak çok güzel. Gerçekten caminin yanında olmak, camide ibadet edebilmek, onun lezzetini ve huzurunu yaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah. Efendim, bu program vesilesiyle dünyanın birçok yerinde birçok cami ziyaret etme imkanımız oldu. Ama ecdadın yaptığı camilerin neredeyse tamamında işte Edirne'de geldiğimiz, gördüğümüz gibi aynı ruhu Saraybosna'da, Gorajde'de, Bulgaristan'da ve farklı şehirlerde görme imkanımız oldu. Biraz bu ruhtan bahsetsek ve ecdadımızın bu ruhun bütün dünya üzerinde hakim ve baki kılınabilmesi için yapmış olduğu faaliyetlerden bahsetsek istiyorum efendim. Malumunuz camilerimiz toplumun ve bireyin manevi hayatını inşa eden unsurlardır. Eyvallah. Dolayısıyla camilerimiz hem kendi takva üzere yapılışları itibariyle hem de fiziki olarak insanların manevi hayatına hitap ederler. Camilerde yapılan bütün ibadetler, bütün dualar, kılınan namazlar, okunan Kur'an-ı Kerimler ve sosyal olarak camilerdeki bütün, biraz sonra belki bahsedeceğimiz bütün işlevsel faaliyetler toplumun ve bireyin manevi değerlerini inşa eden unsurlardır. Dolayısıyla camiye gelen insanlar öncelikle bu ruha uygun olarak, ben özellikle Balkanlarda ve Türk dünyasında yapılan bütün camileri buna örnek olarak gösterebilirim. Ama Selimiye malumunuz Edirne'de bir zirvedir. Evet. Ve Balkanlara açılan bizim sınır kapımız olması itibariyle de Selimiye batıya bakan, İslam'ı temsil eden, batıda, Balkanlarda ve bütün dünyada İslam'ın zerafetini, sanat, yüksek sanatını ve sanata verdiği değer gibi estetik değerleri, insanın hayatında olması gereken bütün estetik değerleri ihtiva eden bir yapısı var. Manevi yapısı var, aynı zamanda fiziki yapısı var. Evet. Bu vesileyle bütün Balkanlardaki ve Türk dünyasındaki camilerimiz de Selimiye gibi Mekke'den, Kabe'den kaynaklanan bu yüksek ruhu temsil ediyorlar. Yani cami deyince takva akla geliyor. Evet. Yani takva üzere yapılan camiler, hı hı, ve camileri iman eden müminlerin, hani evet, Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi Allah'a ve ahiret gününe inanan, eyvallah, namaz kılan, zekat, eyvallah, veren, eyvallah, Allah'tan başka hiç kimseden korkmayan müminlerin ihya ettiği bir sembol değerler ve aynı zamanda hayatın merkezinde olan değerlerdir. Tarihten beri
Yani Adem Evet. Aleyhisselam'dan beri aslında insanlığın hayat serüveni camiler, Kabe başta olmak üzere Evet. ilk mescit Kabe-i Muazzama ve sonra Peygamber Efendimizin mescidi hicretten sonra Efendimizin de inşasında bulunduğu, kendisinin de bil fiil inşasında bulunduğu Evet. Mescid-i Nebevi ile toplumun manevi değerlerle ihyasını ve inşasını amaçlar. Dolayısıyla bu ruh o yüksek ruhtur. Camiler o bakımdan mutlaka hayatımızın her döneminde ihtiyaç duyduğumuz manevi değerlerin özünü teşkil eden, temsil eden önemli ibadethanelerimizdir diyebiliriz. Evet. Efendim tam bu noktada caminin avlusunu çıkıp bahçe kısmında sizinle Evet. sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. Değerli seyircilerimiz de biz konuşurken bu arada caminin güzellikleriyle alakalı görüntüleri seyrediyorlar. Evet. Caminin en dış kapısından içeriye girerken zaten buradaki manevi hava, iklim insanı esir alıyor. Evet. Ve hani bazen türbelerin kapısında yazan bir ifade vardır. Edeple giren lütufla döner Evet. veyahut da lütufla Evet. çıkar ifadesi. Evet. Camilere de girişte bizi tamamıyla bütün dünyamızı bezeyen bu ruhu anlamamız için bir edep gerekiyor değil mi efendim? Evet, bu Selimiye'de çok önemli. Evet. Malumunuz kapılarda zincirler var. Evet. Ve o zincirler insanın eğilerek geçmesine müsaade ediyor. Bu Evet. insanları camiye girerken edebe davet eden bir mahiyet arz ediyor, bir sembol ifade ediyor. Çok güzel. Evet. Hakikaten camilerin çevreleri geniş olmalı. İnsanlar sosyal mekanlar olarak cami çevrelerinde nefes alabilmeli, buraları yaşayabilmeli. Şimdi yeni yapılan mescitlerde, camilerde bunu maalesef çok iyi gerçekleştiremiyoruz. Maalesef. Keşke buna çok dikkat etsek, toplumumuzun manevi yönden inşasına büyük bir katkıda bulunmuş oluruz. Camiler dar alanlara sıkıştırılmamalı. Yani camilere gelen insanlar o bir genişlik ve ferahlıkla karşılanmalı, karşılaşmalı, edeple girmeli ifade ettiğiniz gibi. Selimiye'nin çevresi alanı 20 dönüm biliyorsunuz. Evet. Tabii bu bile çok büyük değil. Sultanahmet daha geniş meydanı Evet. ile beraber. Evet. Efendim Süleymaniye daha geniş bir alana oturuyor. Hakikaten buna önem vermemiz gerekiyor. Şehir planları yapılırken şehrin ruhu olduğu gibi şehrin ruhunun en önemli unsuru bu camilerimizin manevi ruhu ve atmosferidir. Peki efendim tam yeri gelmişken şehir planlaması dedik, şehrin imarı dedik ki zaten ecdadımız şehir planlamasını cami merkezli olarak yapmış Evet. öyle değil mi efendim? Evet. Biraz buradan devam etsek. Efendim malumunuz Selimiye'yi örnek alalım. Evet. Selimiye'nin çevresinde bir Darül Hadis var. Bir Darül Evet. Kurra var. Allah bir Allah. Çarşı var. Evet. Hemen yanı başında. Evet. Ve hanlar var, alışveriş merkezleri var, hamam var. Hı hı. Yani insanların sosyal ihtiyaçlarını, ilmi ihtiyaçlarını karşılayacak tarzda inşa edilmiş. Ve şehir de onun etrafında şekillenmiş. Bugün Selimiye olmazsa Edirne olmaz. Eyvallah. Yani maddi olarak da Selimiye büyük bir değer ifade ediyor Edirne için. Çünkü onu ziyarete gelen insanlar ibadet amacıyla, daha çok ibadet amacıyla, ama bu şaheser, estetik şaheseri yani mimari şaheseri görüp bununla iftihar etmek için. Belki bu çok mühimdir o bakımdan Selimiye'nin ziyareti. Ecdadımız hayata nasıl bakmış, bütün insani değerleri nasıl özümsemiş ve temsil Evet. etmiş, buna önem vermek gerekiyor. Böyle bir şekil vermiş yani bütün insanların ihtiyaç duyacakları sosyal alanları da çevresine inşa etmek suretiyle Selimiye'yi hayatın merkezinde bir mescit yapmış, bir cami yapmış ecdadımız. Evet. Bu diğer camilerimizde de böyledir. Mesela
eski Ulu Cami dediğimiz, bir diğer ismiyle eski camimiz Edirne'de. Üç Şerefeli Cami dediğimiz, Fatih'in çocukluğunun geçtiği cami, yerler, bu camiler. Fatih'i yetiştiren bu camilerdir. Bu ruhtur. Fetih ruhu bu camilerden çıkmış, şekillenmiş bir hayal ve gerçek, gerçeğe dönüşmüş bir ruh. Fetih ruhunun merkezi camilerimizdir, minarelerimizdir. Bunlar İslam'ın şiarıdır. Şimdi yeni yaptığımız camilerde de bunu önemseyerek, hakikaten insanların bugün bireyselleşen, yalnızlaşan insanı bu yalnızlıktan ve bireyselleşmekten, yalnızlaşmaktan en önemli kurtaracak unsur camilerimizdir. Bu manevi çok değerlere çok ihtiyacı var bugün özellikle insanımızın. Evet. Biliyorsunuz sanal dünyada karşılaştığımız problemler, çocuklarımızın karşı karşıya kaldığı bu hakikaten toplumumuzu inciten, üzen hadiseler, onları çok fazla açmaya da gerek duymuyorum. Bütün seyircilerimiz, izleyicilerimiz bunu biliyorlar. Bu bakımdan camileri tekrar değerlendirmemiz gerekiyor ki inşallah bundan sonra o konulara da işaret etme fırsatımız olacak. İnşallah. Peki efendim, ben müsaadenizle madem camiyle muhatap olan müminlerden bahsettik, caminin muhatap olduğu kişilerden bahsettik, biraz bunu sınıflandıralım istiyorum. Sizinle program öncesi yaptığımız mütalaada da sizin altını çizdiğiniz bir madde var. Cami bir yönüyle çocuklara, bir yönüyle gençlere, bir yönüyle orta yaştaki insanlara, bir yönüyle de ileri yaştaki insanlara hitap eder ve onlara bir hizmet alanı sunar. Böylelikle aslında toplumun bütün yaş sınırlarındaki kişileri bir şekilde imar eder kendi yapısıyla. Buradan hem o yaş sınıflarına caminin hitabını hem de caminin gönülleri imarını işlesek efendim birazcık da. Efendim, gerçekten çok mühim bir konu bu. Müminler camileri imar eder ama şunu tekrar ifade edelim. Camiler de hem bireyi hem toplumu imar ederler. Bugün karşılaştığımız sosyal problemlerin temelinde kişisel bunalımların ve o yalnızlaşmanın temelinde camilerin eksikliğini hemen görürüz. Camilerimiz öncelikle anne babaya, aileye hitap etmeli. Yani bugün aileler camilerimizde buluşabilseler, anne babalar dikkat etseler çok kolaylıkla buluşabilirler. Evet. Özellikle 0-4 yaş arası çocuklarımız, okul öncesi eğitimin öncesi camilerle buluşabilseler okul öncesi inşa edilmiş olacak. Ve muhteşem bir şekilde inşa edilmiş olacak. Bu büyük bir fırsattır. O bakımdan ben özellikle yeni bebek sahibi olmuş annelere, babalara, büyük annelere ve büyük babalara özellikle ihmal etmemelerini öneriyorum, tavsiye ediyorum. Mutlaka okul öncesinin öncesi olan ailede alınan bu temel eğitimin cami ortamıyla buluşturulması, camiyle çocuklarımızın buluşturulması gerekiyor. Çocuk cami buluşması o bakımdan çok mühimdir. Sahabe-i kiramın, Efendimizin hayatında bunun çok çok örneklerini görüyoruz. Yani Efendimizin birçok hatırasında namaz kılarken çocukların Efendimizin secdede sırtına çıktıklarına şahit oluyoruz. Efendim, ve buna Efendimiz kesinlikle müdahale etmediğini görüyoruz. O çocukları hiçbir zaman o halden bile ayırmıyor, secdesini uzatıyor ama çocuklara katiyen müdahale ederek inmesini istemiyor. Yani çocukların buradan çok mühim bir sonuç çıkar. Çocuklarımızın camilerde çok rahat olmaları gerekiyor. İstedikleri gibi rahat bir şekilde hareket edebilmeleri gerekiyor. Bu onların 0-4 yaş arasındaki eğitimi için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir sünneti var efendim. Bir çocuğa 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken bir şey öğretme ölçüsü. Evet. Ama o noktaya gelene kadar o çocuğun da kendi dünyasını şekillendirmek gerekiyor. Evet.
Bu noktada işaret ettiğiniz gibi okul öncesi eğitimin öncesinde de caminin havasını teneffüs edecek bir şekilde evlatlarımızı her bulduğumuz vakitte alışveriş merkezlerine götürmektense camilere getirmek daha güzeldir değil mi efendim? Elbette. Buraya getirmek lazım. Evet, hakikaten 4 yaş öncesi eğitim zamanıdır. Evet. Ve bütün o değerler eğitimi, bütün estetik ve manevi değerlerimiz, insani değerler okul öncesi 0-4 yaş arası çocuklarımıza verilebilir, verilmelidir. Bunu başaran anne ve babalar var. Evet. Önemseyen eğitimli anne ve babalar var. Fakat umumiyetle pek önemsenmediğine şahit oluyoruz. O bakımdan ben altını tekrar çizmek istiyorum. Eyvallah. Muhakkak o eğitime, öğretime başlayacağı bir döneme kadar mutlaka bu eğitimi alması gerekiyor çocuklarımızın. Daha sonra artık 4-7 yaş arası bir öğretim dönemi var. O da camidedir, anaokulundadır. Anaokulunda din eğitimleri mutlaka olmalıdır. Mesela %100 olmalı anaokullarımız ülke genelinde, gelişmiş ülkelerde öyle biliyorsunuz. Evet, %100 anaokulu olmalı ama %100 anaokulunda yine o gelişmiş ülkelerde Efendimizin asr-ı saadetinde olduğu gibi onlar herhalde bunları örnek almışlar. Başka örnek de yok zaten. Eyvallah, malumunuz. Efendim 4-7 yaş arası din eğitimini öğretime de teorik olarak da bilgileri öğrenecek şekilde tam zamanında o 4 yaşına kadar eğitimin üzerine bir çocukluk dönemi inşa edilmeli. Ve bu 7 yaşından sonra da 10 yaşına kadar artık biliyorsunuz bir alışkanlık dönemi geliyor. Evet. Artık çocuklar 4 yaşına kadar camilerde eğitimlerini almışlardır, değerleri öğrenmişler, özümsemişlerdir. 4-7 yaş arasında bilgi birikimlerini oluşturmuşlardır. 7 yaşından 10 yaşına kadar da alışkanlık dönemlerini oluşturarak artık 10 yaşında kendi kararlarını, doğru kararlarını verebilen bireyler, iradeli, kişilikleri gelişmiş, özgüvenleri gelişmiş, Allah'la barışık, çevreleriyle barışık ve gerçekten de aileyle, anne babayla, saygı değeriyle özellikle bütünleşmiş, özümsemiş bir şekilde muhteşem bireyler olarak 10 yaşında önümüzde hazır olurlar. 10 yaşından sonraki onların gençlik dönemleri de o şekilde düzgün, planlı ve çok başarılı geçecektir. Efendim bu konuda Hazreti Ali Keremallahu Veçe Efendimiz aklıma geldi ve onun imanla muhatap olduğu 10 yaş sınırı ki işte o noktada dirayetli bir mümin de aynı şekilde Allah-u Teala'nın o muhteşem iman nimetiyle muhatap olacak bir noktaya gelebilir cami sayesinde. Efendim bir kısa aradan sonra sohbetimize tekrar devam edelim istiyoruz müsaadenizle. Eyvallah. Sağ olun. Eyvallah. Değerli seyirciler, değerli hocamız Emrullah Üzüm Beyefendi'nin bu muhteşem sohbetine kısa bir müzik arası vermek istiyoruz. Müzik arasından sonra birlikte olacağız efendim. Sensin ya Nebi Allah.
Medeniyetimizin en önemli unsurlarından bir tanesidir elbette cami. Çünkü medeniyeti ifade eden en güzel mekandır aslında bizim için. İşte medeniyet konulu, cami konulu ve birleştirici unsur konulu sohbetimize değerli hocamız Emrullah Üzüm Beyefendi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet efendim, kısa bir aradan sonra tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde çocukluk dönemlerinden cami eğitimi noktasında bahsetmiştik. Şimdi gençlik dönemine adım atıyoruz. Sohbetimize buradan devam edelim efendim. Efendim, malumunuz gençlerimizin ortaokul, lise dönemi itibariyle ve üniversitelerde camiye olan ihtiyaçları çok fazla. Çünkü çok fazla olumsuzluklarla karşı karşıyalar. Burada çocukluk döneminin inşası çok mühim. Yani çocukluk dönemi iyi inşa edilirse gençlik dönemi de çok daha sağlıklı olacaktır. Ama yine de cami gençlik buluşmaları temin edilebilir. Bu konuda çalışmalar var. Gençlerimizin camilerde özellikle cuma günleri, teravihlerde vesair zamanlarda camilerden oldukça istifade ettiklerini biliyoruz. Ama bulundukları yaş itibariyle ve zamanları itibariyle belki çok fazla diğer zamanlarda camilerimizden istifade edemediklerine şahit oluyoruz. Evet. Bu bakımdan camilerimizin gençliğe hitap edebilmesi için, gençliğimizin de camilerden yeteri miktarda faydalanabilmesi için cami çevrelerinde bu sosyal aktivite alanlarının, özellikle lokaller gibi, kütüphaneler gibi mekanların oluşturulması önem arz ediyor. Tarihte
Bağdat'ta ve diğer bütün İstanbul'da, Endülüs'te hep kütüphanelerin cami merkezli olduğunu görüyoruz. Yani bilimsel araştırmalar yapan insanlar o zamanın şartlarında camilerden istifade ediyorlardı. Bugün güncel kütüphanelerle bu ihtiyacın karşılanmasının gerektiğini düşünüyorum. Gençlik bugün yeni çıkan eserlerini de bulabilecekleri, güncel, onlara hitap eden tarzda edebi, dini ve milli eserlerin bulunduğu kütüphaneler teşkil edilebilirse cami çevrelerinde, bu cami ile gençliğin buluşmasına mutlaka olumlu, önemli katkı yapacaktır. Ama esas dönem, ifade ettiğim gibi, çocukluk döneminin çok sağlam ve iyi bir şekilde inşa edilebilmesidir. Tabii orta yaş ve orta yaş üstü insanların cami ile buluşmaları daha kolaydır. Onların ilgi alanları itibariyle. Dolayısıyla bugün insanlarımız kahvehanelerde zaman geçirme ihtiyacı hissediyorlar. Maalesef öyle, evet. Efendim, tabii oralar onlar için bir sohbet alanlarıdır. Camilerimizde de çeşitli etkinliklerle, bu kahvehanelerle camiler entegre edilebilmelidir. Eyvallah. Benim kanaatimce. Yani kahvehaneleri yok saymak doğrusu çare değil. Ama kahvehanelerle camileri etkinlik olarak, sosyal etkinliklerle buluşturabilirsek, bunun üzerinde düşünmek gerekiyor. Orta yaş insanımız ibadeti, diğer duayı ve diğer bütün yapacakları dini aktiviteleri cami merkezli yapabilmeleri için onların bulunduğu mekanlarda camilerle ortak çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bugün doğru. İnsanın çok fazla zamanı yok biliyorsunuz. Evet. Çok sınırlı zamana sahip ama bugünün insanı o çok meşguliyetin içerisinde dua etme ihtiyacını daha çok hissediyor aslında. İnsanlarla ibadet ortamında, dua ortamında, camide, cumada vesaire beş vakit namazda buluşmak belki insanın manevi dünyasına yapılabilecek en büyük iyiliktir ve katkıdır diye düşünüyorum. Evet. Bu vesileyle camilerimizin biraz daha sosyal işlevler içermesini, hocalarımızın, imamlarımızın ve vaizlerimizin caminin dışında insanların tamamına ulaşabilecek etkinlikler yapmalarının gereğine inanıyorum. Yaşlı insanlarımız da tabii burada camiyle buluşmanın bir başka önemli vesilesi de Kur'an'dır. Kur'an okumaktır. Hanımefendiler için birçok Kur'an kursları açıldı. Evet. Ülke genelinde biliyorsunuz. Evet. Fakat erkek cemaatimiz için, yani orta yaş ve orta yaş üstü gençleri de bunun içerisine dahil edebiliriz. Maalesef Kur'an okuma oranımız çok düşük. Bu vesileyle camiler birer mekteptir diyebiliriz. Yani insanların hangi yaş sınıfında olursa olsun camilerde özellikle Kur'an eğitimi, öğretimi ve dini bilgilerin öğretim ve eğitimini alabilecekleri zeminler oluşturmak gerekiyor. Elbette. Yani biz orta yaşlara kadar Kur'an öğrenememiş vatandaşlarımız olabilir. Onlara bizler ulaşamamış olabiliriz. Evet. Ama caminin önemli bir vazifesi de, misyonu da bütün yaş gruplarına ulaşmak suretiyle camilerin bir Kur'an mektebi, bir ilmihal mektebi, ilmihal bilgilerinin öğrenildiği bir mektep olarak da değerlendirilmesi gerekiyor. Şu anda bir sıkıntı yaşıyoruz. Onu da şöyle sizlere arz edebilirim, ifade edebilirim. Camilerimizin %80'i köylerde, nüfusumuzun %80'i şehirlerde. Evet. Dolayısıyla bu ters orantının bir an evvel bir çare bulunup tamamen ortadan kalkmasa bile bu durumun
şehirlerde yaşayan insanlarımıza, mahallelerde, kahvehanelerde zamanlarını bir şekilde geçirmeye çalışan insanlarımıza camilerin hizmet vermesinin sağlanması gerekiyor. Efendim çok önemli bir nokta. Yani eğer cami hayatın merkezindeyse hayatı da caminin merkezine getirmek lazım. Çünkü bir köşede açıkçası bir çay ocağının oluşu ve kahvehane alışkanlığını ilerletmiş olan kişileri buraya davet etmek ve hoca efendinin namaz sonrası onlara çay ikram etmesi, evet, veyahut da gençlerle birlikte caminin bir köşesindeki birkaç tane bilgisayarla birlikte internet üzerinden günün hadisi şeriflerinin, sünnet-i seniyelerinin öğrenilmesi, evet, veyahut da bir tefsir dersinin takip edilmesi vesaire, bütün bunlar çok önemli. Bu noktada aslında konu birazcık şu noktaya geliyor. Gerek bulunan camilerimizin, büyük camilerimizin bulunduğu şehirlerdeki üniversitelerde ve ilahiyat fakültelerinde eğitim ve öğretim hayatına devam eden değerli hocalarımız var. Caminin onlara bakan tarafıyla, onların camiyle ilişkilendirildiği taraf hakkında sohbet etsek biraz efendim. Efendim bu çok mühim bir konu. Geçmişimizde evet, bu birliktelik sağlanmıştı. Ve tarih evet, boyunca Selçuklu döneminde, Osmanlı döneminde ve daha öncesinde camilerdeki hoca efendiler aynı zamanda üniversitelerde müderris hocalarımızdı. Evet. Yani şöyle, bugüne bunu taşıyabilirsek üniversitelerde çalışan çeşitli branşlardaki üniversite hocalarımız sadece ilahiyat fakültesi hocalarımız değil. Bütün üniversitedeki bilim adamları evet, ve özellikle de ilahiyat fakültesindeki hocalarımızın, hı hı, mutlaka camilerde birer kürsüsü ve ders halkası olması gerekiyor. Yani üniversitelerde, özellikle ilahiyat fakültesinde ilmi hayatın, akademik hayatın içinde çok güzel çalışmalar yapan hocalarımız var ama onların camilerle bu muhteşem ibadethane bilinciyle toplumla buluşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bütün üniversite hocalarımızı, özellikle ilahiyat fakültesi hocalarımızı bu akademik çalışmalarına devam ederlerken evet, mutlaka kendilerine seçecekleri bir camide bir kürsü edinmelerini, haftada bir gün, iki gün ne kadar yapabilirlerse burada sürekli devam edecek ders halkaları oluşturmalarını ve halkın bir eğitim, manevi eğitim mekanı olan camilerin böylece bilimle de buluşmasını, hı hı, insanların bilimle, Kur'an ilimleriyle, tefsirle, hadisle, kelamla, fıkıhla, akaidle ve diğer bilimlerle evet, buluşmalarının çok da camilerin fonksiyonları açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Asr-ı Saadet'teki cami böyleydi. Evet. Daha sonra Selçuklu medeniyetinde, ondan önce Abbasilerde, Emevilerde, daha sonra Osmanlı medeniyetinde o yüksek medeniyet kuran ecdatlarımızın... Örneğinin yanındayız hemen bir tanesini. Evet, efendim. Evet. Ecdadımızın bu uygulamasını evet, hakikaten bugüne taşımamız gerekiyor. Evet. Lütfen hocalarımız camilerden uzak durmasınlar, evet, müftülüklerimize ulaşsınlar, gelsinler. Biz de gidelim onlara, hocalarımıza ve camilerle ilim adamlarını buluşturalım inşallah. Bu inşallah topluma çok büyük fayda verecektir. Camilerimizin topluma fayda vermesi için de çok mühim bir işlev ve etki meydana getirecektir. Bu konuda İlahiyat Fakültesi hocalarımızla da zaman zaman konuşuyoruz. Onlar da bunun yapılması gerektiğini düşünüyor ve hak veriyorlar. Ama bütün üniversitede çalışan hocalarımıza da kürsülerimiz, camilerimiz açıktır. Bu evet, bilgi birikimlerini vatandaşlarımızla lütfen paylaşsınlar. Paylaşıldıkça bilgi, ilim evet, artar. Topluma da faydalı olmuş olur. Bunu ben ümit ediyorum ve bekliyorum. Eyvallah. Efendim, yıllar önce İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda ders veren Selahattin İçli merhum, talebelerine bazen bir vapur iskelesinde, bazen bir cami avlusunda derslerini verirmiş. Evet.
Cami hayatın merkezinde ise insanları ilgilendiren bütün ilim dallarının da merkezi anlamına geliyor. Bir mimarlık fakültesi öğrencisinin mimariyle alakalı bilgisini burada alması ne kadar etkili olur değil mi efendim? Evet. Veyahut da bir işte kelam hocasının, bir akaid hocasının, bir hadis hocasının Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin temsil edildiği bu kürsüden, bu mihraptan, bu minberden o dersleri alması çok daha etkili olur değil mi efendim? Efendim elbette Selimiye Camimizin çok mühim, büyük bir kütüphanesi var. Evet efendim. Sizler vasıtasıyla ben bunu duyuruyorum. Eyvallah. Üniversitedeki hocalarımız, buradaki ilahiyat fakültesi hocalarımız olmak üzere bu kütüphaneden istifade edebilirler. Ve bu evet. kütüphaneyi halka, bugünün insanına anlatabilmek ve öğretebilmek için de bu bilgileri paylaşabilmek için Selimiye Camii bu hocalarımızı bekliyor. Ayrıca hakikaten mimari değer itibariyle Selimiye bir zirve. Evet. Ve dolayısıyla mimar hocalarımızla da zaman zaman ben konuşuyorum. Mimar Sinan'a mimari olarak ulaşmak mümkün değildir diyorlar. Evet. Onu anlayabilen dünyada kimse pek yok diyorlar, yani öyle söyleyelim. Bir hocamıza sormuştum, yaşlı bir mimar profesör hocamız. O, ben dahil dünyada Mimar Sinan'ı çözebilen bir insan yok demişti. Allah anlayabilen Allah. Bir insan yok demişti. O bakımdan bütün bilimlerin merkezi de cami, hayatın, maneviyatın merkezi cami. Camilerimizden bu yönleriyle de istifade etmemiz gerekiyor. Efendim, biraz toparlayıcı mahiyette son olarak müsaadenizle çocukluktan başlayıp camiyle muhatap olduğumuz o imari yapıları da ele aldıktan sonra nihayetinde bir şey ortaya çıkıyor ve asıl işte o noktada bir mümin, bir kul tanımı yapılması gerekiyor. Bütün bunları göz önünde bulundurarak caminin bize kattığı değerleri son bölümde özetlesek efendim. Efendim, memnuniyetle. İnsanın bugün sahip olması gereken iman, ibadet ve ahlak ve bunun içinde edep, zirve olan, yani bir ürün olan, hani alimler imanı ağacın köklerine, efendim ibadetleri onun gövdesine ve dallarına benzetiyorlar. Evet. Ahlakı ve edebi de onun meyvelerine ve yapraklarına benzetiyorlar. Eyvallah, çok malumunuz. Güzel. Bu vesileyle bütün bu değerlerin, saygının, büyüklere saygının, kardeşlik, merhamet ve paylaşma, efendim cömertlik, cud ve hakikaten hayatımızda hemen hemen çok yokluğunu çektiğimiz, yani kendi ihtiyacı olduğu halde başkasını tercih etme, isar gibi değerlerin özümsendiği, yaşanacağı, öğrenileceği merkezler. Bütün insani ve dini değerlerin, bu bizim milli değerlerimizle de özdeşleşmiştir yani. Hem milli hem manevi bütün aileyi teşkil eden, aile bağlarımızın güçleneceği, kuvvetleneceği, bireysel ilişkilerimizin, kardeşlik ve komşuluk ilişkilerimizin güçleneceği, bütün değerlerin, ama bugün en çok yokluğunu çektiğimiz saygı, insana saygı ve Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün varlıklara, onun sahibi olduğu bütün eşyaya saygıyı ifade eden, o Cenab-ı Hakk'a saygıdan kaynaklanan o değerlerin, değerin gerçekten de öğrenileceği mekanlar camilerdir. Bunlar ifade ettiğimiz gibi 4 yaşına kadar zaten cami ortamında çocuklarımız herhangi bir eğitime tabi tutulmadan, sadece öğretime, yani teorik bilginin dışında eğitimle alacakları değerlerdir. Evet. Çocuklarımızın. O bakımdan bu çocukluk dönemi üzerinde çok önemli durmak istiyorum. Yani bu değerleri zamanında çocuklarımıza vermemiz gerekiyor. Ve bu da sadece büyük oranda camilerde verilebilir. Hayatımızı ihya edecek, hayatımızı yaşanılır kılacak bu değerlerden bugün toplumumuz maalesef uzaklaşıyor. Maalesef. Ve çok sıkıntı çekiyor.
Yani bugün İslam toplumunda bir Müslüman müminlerin bulunduğu, yaşadığı bir toplumda olmaması gereken büyük problemler var. Evet. Bunu hatırlamışken bir de şuna işaret etmek isterim. Lütfen. Caminin çevrelerinin çeşitli haramlardan, müskirattan temizlenmesi ve uzak tutulması gerekiyor. Eyvallah. Çünkü bu gibi şeyler gizlenmeli varsa ve çocukları bu kötü alışkanlıklardan korumanın yollarını aramalıyız. Ve bu bakımdan caminin çevresinin özellikle caminin ruhu ile ters düşen, caminin ruhunu inciten bu gibi haramlardan temizlenmesi ve uzak tutulması gerekiyor. Çünkü bunlar cami ile bir arada bulunamaz. Aynı zamanda camiye girerken de bizim hayatı algılayışımız farklı da olabilir ama bu konuda biz turistlerle çok fazla problem yaşamıyoruz. Fakat kendi vatandaşlarımızla biraz bazen problem yaşıyoruz. Aynı açıdan bakmadığımız için. Mesela camiye girerken caminin ruhunu incitecek bir kıyafetle camiye girmememiz gerekiyor. O saygı değerini kaybetmememiz gerekiyor. Mesela oruçluyken sokaklarda yiyip içmememiz gerekiyor. Eyvallah. Mesela bunlar maalesef toplumumuzdan ayrıldıkça toplum huzursuz, mutsuz ve problemli bir toplum haline geliyor. Yani bu değerleri yeniden hayatımıza taşıyacak en önemli unsur işte o bahsettiğimiz camide çocukluk döneminde alacağımız eğitimdir. Ondan sonra da eğitimin yanında 4-7 yaş arasındaki öğretimle aileyle beraber, okullarla da beraber buluşarak bunu devam ettirebilmemiz gerekiyor ki bu değerlerle buluşabilelim. Ben şunu da tavsiye ediyorum son olarak. Okullarımızda din kültürü öğretmenlerimiz çocukları o ders saatlerinin senede bir veya iki ders saatini ne kadar fırsat bulurlarsa, zaman ayırabilirlerse camilerde eğitim, o teorik bilgileri eğitime dönüştürerek cami ortamında çocuklarla beraber o eğitimi de abdest almayı, namaz kılmayı ve pratik saygı ve diğer değerleri çocuklarla cami ortamında eğitime dönüştürerek mutlaka bütün öğrencilerimizi camilerle buluşturmanın gereğine inanıyorum. Eyvallah efendim. Çok önemli bir mesajdı bu. Bununla müsaade ederseniz programımızı bitirelim efendim. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Balkanlardaki ve bütün Türk dünyasındaki bizi izleyenlere saygılar sunuyorum. İnşallah bu camilerimiz ve onun ifade ettiği değerlerle bütünüyle bütün insanımız, bütün aileler ve toplumumuz buluşur ve bu problemlerden bir an evvel bizi üzen, İnşallah. Bizi yoran, sıkıntıya sokan bu problemlerden hem bireysel olarak hem sosyal olarak yaşadığımız bu problemlerden kurtuluruz inşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli seyirciler, bugün çok önemli bir mekanda Edirne Selimiye Camisi'nde değerli Edirne Müftümüz Emrullah Üzüm Beyefendi'yle birlikte sohbeti gerçekleştirdik. Efendim önümüzdeki hafta başka bir mekanda tekrar sizlerle birlikte olmayı murat ediyoruz. O zamana kadar ve daima sizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.